Evet, yeniden merhabalar. Bugün üçüncü defadır video çekmeye çalışıyorum. Her defasında bir olumsuzluk. Tabii olumsuzluk benden kaynaklı bu defa. Çünkü bir yerde takılıyorum. Sonra ya bunu da anlatmasam diye vazgeçiyorum. Her neyse. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu defa niyetimiz şu, biraz daha oyunu gerçek haline yaklaştırmaya çalışıyoruz. Tabii gerçeğini yapmak daha bir sürü iş olur da yine çalışabilir vaziyete getirmeye çalışıyoruz. Bizim olayımız şu. Sol tuşla tıkladığımız zaman eğer bu haldeyse bakıyoruz içinde mayın varsa zaten oyun bitiyor. Mayın yoksa işte mayın sayısını söylüyor. Etraftaki mayın sayısını. Tabii bir de reset var. Oyunu sıfırlamak. Şu anda yapmışım ama normalde olmaması lazım. Yazdığım kodlar da yok tabii. Eski hali çalışıyor şu anda. Her neyse. Niyetimiz şu. Oyun başladığında veya oyun ilk açıldığında aslında buradaki bütün hepsi boş. Fakat ilk tıkladığımız buton da mayınları dağıtacak. Tabii daha önce anlatmıştım. Bunun etrafı hariç. Diğer yerlere mayınları dağıtacak. Ondan sonra oyuna başlıyorsunuz. Olay bu. Biz şimdilik tabii mayınları dağıtmak biraz değişik bir süreç olacak. Değişik bir algoritma gerekiyor. Ama reset tuşu kolay. Biz şimdilik reset tuşunu yapalım. Daha sonra oyunu başlatmak yani ilk tıklama olayını biraz daha farklı yapacağız. Şimdi öncelikle oyunumuzun R ekledim ama R'yi eklemeden yapalım. Çünkü R Race modda çalıştırıyor. Race mod bizim için fazla, çok fazla zaman ayırıyor, harcıyor şeye, yüklemeye. O yüzden şimdilik yapmıyoruz. Bakın mesela burada açıyoruz. Bu sol tuş. Bu da sağ tuş. Tabii biz bunlara daha sonradan mesela ikon da ekleyebiliriz ama şimdilik onlarla uğraşmıyorum. Daha çok çalışma mekanizmasıyla. Reset'e bastığımız anda buraların yok olup tekrar eskisi gibi hiçbir mayının olmadığı bir şekle gelmesi lazım. Bunu yapmanın iki yöntemi var. Ya buradaki her butonu eski haline yani başlangıçtaki haline getirmemiz lazım. Veyahut bunların komplesini silip yeniden default bir şekilde oluşturmamız gerekiyor. Silmeye gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden hepsinin var olan değerlerini default hale yani varsayılan hale getirmek daha mantıklı diye düşünüyorum. Ama tabii yine isterseniz siz farklı bir şekilde de bunu ele alabilirsiniz. Şimdi bize tabii şu açıklamayı da yapalım öncelikle. Bu static ref dediğimiz mutable vektörler ya da mutable'lar bunların fonksiyonları diğer fonksiyonlar bizim düşündüğümüz fonksiyonlar gibi değil. Biraz üzerinde oynanma yapılmış tabii. Şöyle çalışıyor. Eğer daha önce bu fonksiyon bir kez çağrılmışsa yani bir statik oluşturmuşsa burada ikinci bir defa çalıştırdığınızda tekrar buradaki komutları çalıştırmıyor. Bu komutlar sadece ilk çalıştırıldığı anda çalışıyor. İkinci bir defa çalıştırdığınız zaman size var olan bellek bölgesini gönderiyor. Yani oluşturulmuş değeri size gönderiyor. Siz de onlar üzerinde işlem yapıyorsunuz. Şimdi oyun ilk başladığında tabii bu fields'lar bir defa çalışıyor. Nerede çalışıyor? İlk yüklendiğinde mi acaba çalışıyor? Yoksa biz bir yerden çağırıyor muyuz? Muhtemelen buralarda biz nerede yapıyorduk bunu? Fields bir yerde çağırıyordum ama hatırlamadım şimdi. Neyse. Demek ki oyun ilk çalıştırıldığı anda bir defa oluşturulmamışsa bile biz burada çalıştırdığımızda çağırdığımız anda bir şekilde bunu oluşturuyor. Evet, o zaman her defasında eğer bizim oluşturduğumuz bu verilere ulaşabiliyorsa default haline getirmek için bizim tekrar bunlar üzerinde yani bu fields fonksiyonu üzerinde işlem yapmamız gerekiyor. Şimdi fields fonksiyonu bize şöyle bir veri veriyor. Bunların tabii metotları biraz değişik. O yüzden önümüze geldikçe açıklamalarını yapacağım. Ne? Reset diyelim. Buna herhangi bir parametre vermiyoruz. Geliyoruz buraya diyoruz ki
her bir elemanı değiştireceğiz. Fields fonksiyonu çağırdık ama fonksiyon bize o anki verileri verdi. Buna daha sonra 100 burada çok sık kullandığımız lacref ve lacmut. Lacref sadece referansını veriyor. Okuma hakkıyla veriyor. Lacmut ise fields'lar üzerinde değişiklik yapma hakkını veriyor. Ama arada şöyle bir fark var. Nasıl anlatsam, biraz anlatması değişik. Çünkü bunun referansını alsam bile bunun içindeki mutable'ı ben değiştirebiliyorum aslında. Mutable zaten oradan geliyor. Mesela şöyle düşünün. If let sum işte x fields diyelim mesela buna. Ben diyorum ki fields'larda oluşturulmuş olan şu mutable'ın lacref dedikten sonra mutable batch lacref diye bir şey bana veriyor bu arada. Verisine bakalım. Mutable batch lacref diye artık neyse mesela buradaki a şu oluyor bizim için. Şurası oluyor. Lacref'i aldık ama referansı normalde yani mutable referans değil referans normalde. Get diyorum. Get bize bunun neyini veriyor? İşte indeksini söylüyorsunuz. İşte hangi eleman? Vektörlere benzer bir şekilde sallıyorum. Mesela sıfırıncı elemanı aldım. Buraya geldim. Mesela x fields burada mesela sıfırıncı elemanı aldım ya. Şurayı bana vermiş oldu. Eğer varsa. Get varsa size bir şeyler gönderiyor. O yüzden burada sum kullandık. Eğer bu sıfırıncı eleman var ise ne yapsın mesela? Desin ki işte bu x fields neydi? Yine mutable batch. Fields'ın aynı verisine sahip aslında. O halde geliyorum. X fields diyorum. Yine lock ref değil bu defa. Lockmut diyorum. Set diyorum. Set diyemiyorum aslında. Set clone demem lazım. Çünkü set dediğim zaman bu lock x fields'ın her bir elemanı yani şurası bir kapıya implement edilmiş olması lazım. Ama burada kapı dediğimiz zaman aklınıza şu gelsin. Integer'lar gelsin. Ya da array'ler gelsin. Yani başlangıçta boyutu bilinen küçük oluşturulması zahmetli olmayan performans istemeyen yapılar gelsin aklınıza. Bu sebepten dolayı biz mesela set desek sadece copy implementasyonu yapılmış olan veriler olması lazım. Ama bizim field böyle bir şey değil. Çünkü mesela string ya da vektör gibi şeyler copy'ye implement edilmemiş. Sadece clone kullanabiliyoruz. O yüzden set clone kullanacağız. İşte geliyorum diyorum ki sıfırıncı elemanı bakın x fields bunun tamamı bunun sıfırıncı elemanı da şurası oluyor. Geliyorum diyorum ki bunu field ben bunu da field'ı da default'a implement ettiğim için default'unu alabiliyorum. Yani varsayılana getirmiş oldum. Bakın burada referansını almama rağmen bu referansı bana mutable batch verdiği için ben bunun üzerinde işlem yapabiliyorum. Yani normalde biraz daha farklı olması lazım ama buradaki lockmut nasıl çalışıyorsa artık referanslar üzerinden gittiği için re ve lock kullanıyor arka planda. Yani ben onu da sordum. Yani neden referansı aldığımız halde bunun üzerinde mutation işlemleri gerçekleştirebiliyoruz, değerlerini değiştirebiliyoruz diye. Re ve kullanıldığından dolayı işte re ve iki özelliği var. İşte okuma ve yazma diye. Orada yazabilme hakkıyla bize veriyor. Lock, mut. Bu şekilde bir açıklama yaptılar ama daha ileride bunu biraz daha açıklamak gerekir. Şimdi doğrusu. Yani çok da yeterli bir öğrenmiş sayılmam çalışma mekanizmasını ama yavaş yavaş öğrenirsin. Her neyse. Şimdi bunu yaptık, bunu yaptı. Mesela sıfırıncı elemanını aldı ve default hale getirdi. Bunu kaydedelim. Çalıştıralım. Geldi. Bakın burayı açtık mesela. Şimdi ne olduğu zaman buradaki butona bu fonksiyonu çağır dememiz lazım. Geliyorum. Reset butonuna geliyorum. Burada zaten hazır. Şunu eklemeyi unutmayın. Şunu eklemek zorundasınız. Bu arada çünkü bir fonksiyon istemiyor. Bir
Closure istiyor. Biz de ona closure göndermek zorundayız. O yüzden şu yapıyı vermek zorundayız. Bunu yani closure olduğunu belirtmek gerekiyor. Pn mutation falan filan gibisinden. Her neyse çalıştırdık. Bakın burayı açtık. Reset dedik. Reset dedik. Her defasında başlangıç haline dönüştürmüş oldu. O halde biz eğer sadece bir tanesini değiştirebildiysek hepsini değiştirebiliriz. O halde ne yapıyoruz? Bir for döngüsüyle for diyorum. Y diyorum çünkü bu bana satırları verecek. Y diyorum, in diyorum 0'dan 8'e kadar. Aynı şekilde bu defa x'ini alacağım. Bu defa for x in yine 0'dan 8'e kadar gitmiştik biz. Tabii bu normalde oyunu orijinal hale getirirseniz işte kaça kaç olsun diye değişecek bunlar. Siz ona göre ayarlama yapabilirsiniz. O halde ben buraya geliyorum. Y'yi al diyorum. Artık hangisi ise buraya da x'i al diyorum. Dolayısıyla bunlar her defasında ne yapacak? İşte sıfırıncı satırın sıfırıncı elemanı, sıfırıncı satırın birinci elemanı, ikinci elemanı, üçüncü elemanı, dördüncü elemanı, sonra işte birinci satırın sıfır, bir, iki diye gidecek. Kaydettik. Çalıştırdık. Bakın bu defa tamamını değiştirebileceğiz. Az önceki sadece bunu değiştiriyordu. Şimdi biz hepsini değiştireceğiz ama biraz yavaş değiştiriyor. Bunun sebebi de Race modda çalıştırmamışım. Yani böyle biraz optimizasyon araçları var. R ile çalıştırsak, en başta gösterdiğim R argümanıyla, parametresiyle çalıştırsak Race modda derler biraz daha hızlı olur. Biraz daha oynama yaparsak muhtemelen çok daha hızlı bir render olayını elde edebiliriz. Ama şu an bize bu kadarı da yeterli. Default hale getirmiş olduk oyunumuzu. Ama tabi burada biraz sıkıntı oyunun başlangıcında. Bunun için şimdi butonlar bunu yaptık. Bunda sıkıntı yok. Artık bu oyun reset edebiliyor. Bunda sıkıntı yok. Ama ilk oyuna başladığımız anda buton eğer oyun başlamış ise ki daha sonra aslında game state denilen bir şey kullanmamız daha mantıklı olur. Çünkü bir oyunun state'leri olur, durumları olur. Mesela bu default hali, bu başlamış hali, bir de mayına bastığımız zaman bitmiş hali var aslında. Mayına basarken oyun bitiyor ama sadece mayına basarken oyun bitmiyor. Bir de mayınların tamamını bulursak oyun bitiyor. Mesela bunları da birbirinden ayırt edebilen game state diye bir inam oluşturup onları da yapabiliriz. Ama biz şimdilik sadece oyun başlamış mı başlamamış mı diye kontrol eden bir tane bool değişkenini oluşturabiliriz. Ama buradaki bool değişkeni bu oyun içerisinde sinyaller ile kontrol edilmesi lazım. Çünkü butona tıklayacağız ya buton her defasında nereye gidecek bilgisini taşıması lazım. Gerçi evet yani o fonksiyon bellekte bir yerde duracak ki o değer bellekte bir yerde duracak ki ben işte o eğer true ise yani oyun başlamışsa şu fonksiyonu çalıştır. Başlamamışsa şunu çalıştır diyebilmeliyim. Bakalım şimdilik sadece şöyle bir şey oluşturalım. Bunun aynısı yine olacak. Bu arada aslında bunu da çok kötü yapmışım, onu da belirteyim. Aynı buradaki gibi bunu da kullanabilirim. Yani hiç buraya gerek de yok. Mesela burada ben çok karmaşık kullanmışım. Çünkü o zamanlar statik referansı çok bilmiyordum ama isterseniz bunu da buraya ekleyelim. Daha farklı olur. Mesela let fields diyelim. Eşittir mutable vec nil diyelim. Boş bir vektör oluşturduk. Sonra geldik. 0,8 buna gerek yok bu arada. Geliyorum. Her satır için buraya da diyorum let x fields yani satırlar için bu defa yine mutable vec yine nil diyorum. Bu defa geliyorum her defasında x'e fields diyorum push diyorum
Pardon. Önce lak mut demem lazım. Üzerinde değişiklik yapacağım. Bu defa bunun tamamında değişiklik yapacağım için referansını kullanmıyorum. Eğer bunun içerisindeki field'da bir mutable yer varsa burada lockcraft'te kullansam içeriğini değiştirebilirim. Ama bu defa x fields'in kendisini değiştireceğim için lockmut diyorum. Push diyorum. Yine clone demem lazım yine. Name field default. Yani bir tane field'ın default halini ekle. Çünkü bu bir başlangıç ya. Diyelim ki 8 tane ekledi x fields'a. Geliyorum. Fields'a bu defa bunların tamamını push diyorum. Pardon yine lockmut. Gerçi update de diyebilirim ama bu da mesela aynı şekilde işleyebilir. Neyi ekliyorum? X fields'ı ekliyorum. Çalıştırmış olduk. Neyse bunu da arada çıkardık. Şimdi gelelim yine statik referansı kullanarak bu defa sadece bir ne oluşturalım? Bn game state diyelim. Bu ne oluştursun yine? Bir statik. Ama mutable tabii ki. Sadece mutable. Bu defa vektöre gerek yok. Bool diyorum. Ve bunun içerisine mutable false dedik. Bu kadar. Şimdi oyun başlangıçta false yani başlamamış olmuş olsun. O halde şimdi biz burada tabi decrease'de değil. Decrease flag oluşturuyor ama decrease'de değil. Left'e bastığında yani bir mayını açtığı zaman increase çalışıyor. Biz buna gideceğiz. Şunu diyeceğiz. Kardeş oyun başlamış mı başlamamış mı? Biz bir bakalım dememiz lazım. Burada yani. O yüzden oyun başlamış ise bunları şunu çalıştıracak sadece. If game states bakalım bize ne veriyor. Lockref mi? Useref mi? Hangisini kullanalım? Map. Map mut değil. Map de değil. Game states lockref diyelim. Bakalım map. Burada map var mıydı? Kim vardı burada? Ne olabilir? Referansını mı kullanalım yoksa get kullanalım. Get if game states gates burada bir map turu olması lazımdı ama niyeyse map turu gelmiyor. Aus signalde vardı doğru ya. Get dedik. Bakalım bize ne diyecek. Eğer game states true ise bir şeyi çalıştıracak. Değilse tabi bu biraz üzerinde oynama yapılarak design pattern denilen bu güzel yapıya uyarlanabilir. Bizimkilerin bildiği tek şey. Bakalım nerede hata verdi. Daha diğerinde hata vermiş. Ben burayı hemen geçtim ama. Hem bu table new false demem lazım. Burası da tabii bir de fields'ı return etmem gerektiği için fields desek tamam. Return etmemişiz o yüzden hata verdi. Şimdi tabii bunları da uyarmış doğru aslında. Şunu da şöyle yapsak tamamdır. Bunları da uyarmasın. Game state çalışmış oldu. Game state eğer true değerini bize verirse oyunu yeniden başlatmamız gerekir. O halde önce bir fonksiyon olacak bunun gibi. Ama bu fonksiyon öyle bir fonksiyon olacak ki biz mesela şimdilik 5 tane main'i oluşturalım. Bn start game diyelim. Ama start game'de şöyle bir özellik var. Biz hangi
X, Y koordinatına hiç şey vermememiz lazım. Mesela çevresine dahi hiçbir şekilde mayın yerleştirmememiz lazım. Diğer yerlere yerleştirmemiz lazım. O yüzden burada rastgelelik kullanacağız ya. Rastgelelik için bundan faydalanmamız gerekiyor. İşte eğer rastgele elde ettiğimiz X ve Y neighbors içerisinde değilse veyahut kendisinin içerisinde değilse dememiz lazım. O yüzden start game'de bize X ve Y ve X değerlerinin olması lazım. Şimdi bunu kullandık, o zaman bunu nereden çağıracağız? Game state'te, increase'te burada mesela fonksiyonu çağırırken increase state diyoruz ya, bize X ve Y değerlerini de vermesi lazım ki X U size Y Y U size X U size diyelim. Geliyoruz nereye? Burada. Ha. Bu defa geliyorum buraya. X ve pardon, Y ve X'i gönderiyorum. Decrease'de herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Çünkü Decrease oyunu başlatmıyor aslında. Bakalım herhangi bir yerde hata veriyor mu? Şimdilik hiçbir hata vermiyor ama bu oyunu başlatma fonksiyonu bizim için biraz zahmetli olacak. Öncelikle bizim rand kütüphanesini kullanmamız lazım ama rand kütüphanesini daha önce kullanmadığımdan dolayı, daha doğrusu şeyde kullanmadım. WebAssembly'de kullandım ama biraz nasıl desem değişik. Yine bakalım bizim Moons'un kütüphanesinde random olayı var mı? Şurada yasak Mount diye varmış. Ne yapıyormuşuz? Öncelikle bunu kargoya eklememiz lazım. Tamam. Geri kalan başka da bir şey yapmamıza gerek yok. Evet. Ekleyelim hemen. Buradan frontend'e tabi ekliyoruz. İnşallah herhangi bir hata vermez. Bunu kaydettik. Bunu kayıp kapatalım. Bunu da kapatalım. Bu da bizim işimize gelmiyor. Şimdi random. Ah, bu defa random dokümanlarına gidelim. Rust rand integer. Random integer. Bir örnek. Renegen. N1 U8. Biz U size yapacağız. Renegen U32 yazıyoruz. Da. Bu acaba çalışır mı? Sıkıntılı olabilir. Çünkü burada thread renege diyor ama bizde thread yok. Rust random wasm. Niye çıkmadı? Burada get random de lazım olacak. Get random'u kullanmamız gerekiyor. System source. Get random buffer. Bunun dokümanlarına gidelim. Dokümanları nerede?
Tamam. Vasi Web Browser WebAssembly Support. Bunu da eklememiz gerekiyor. JS kullanmak gerekiyor. Bunu da ekleyelim. Kütüphanemize. Gerçek features olarak random içerisinde get random zaten geliyor. Bizim o zaman tekrar burada bir yerlerde random bulmamız lazım. Olduğu gibi kullansak olur mu acaba? Çünkü thread-RNG bizde hata verebilir. Daha önce yapmıştım ama nasıl yapmıştım hatırlamıyorum. Bakayım o zaman ya. Niye burada zorluyorum ki? Yeni bir pencere oluşturalım. Open. New. Top. Nerede? Create, pardon. Create. New window top open folder. Ne indireceğiz? Libredo. Libredo da vardı. O halde client src page school. Daha önce yazdığım kodlar bu şekilde işe yarıyormuş. Generate. Ne yapmışız biz burada? Front. Çalışıyormuş ya. Hiçbir şey yapmamıza gerek yokmuş. Ben biraz şüpheliydim. ThreadRNG. Sonuçta ThreadRNG random bir miktar sistemin işlemcisini kullanarak aslında random sayı üretiyor. O yüzden biraz sıkıntılı olabiliyordu. Ben ondan şüpheliydim ama çalışıyormuş ya. Bunu ekleyelim. Thread RNG başka ne kullanıyorduk? Use front RNG. RNG bakalım burada çalışıyor mu? RNG. Tamam. O zaman burada şimdilik sadece rastgele bir sayı üretelim. Let's Y eşittir RNG gen size diyelim. Bakalım herhangi bir hata veriyorum. Evet, hata verdi tabi. RNG. Aslında bu Run RNG bize bir şeyler söylerdi. Run. Biz yine Nur Seri'ye gidelim. Şöyle. Burada örnek daha güzel. RNG yok bizde. Ben RNG'yi oluşturmamışım. Onu da run thread RNG ile yapmışız. O halde biz thread RNG'yi yapmış isek şuna şimdilik gerek yok. Bakalım. Gelelim. Şöyle bunu ekleyelim. Thread RNG gerçeği import etmişiz. Tekrardan yapmaya gerek yok. Tamam. Şimdi olması lazım. Ama bir hata daha verecek. RNG gen
Bunu da eklememizi istiyor. Front RNG. Tamam. Tekrar. Evet. Y'yi eklemiş. Şimdi bu Y ve X hangilerinden farklı olacak? Onu bulalım. Bu halde ben geliyorum, diyorum ki let neighbors eşittir neighbors y x'i al. Bu bize bir neyi veriyordu? Şurada bize komşuların x ve y koordinatlarını veriyor. Ben öyle bir şey olacak ki bu neighbors'taki hiçbir şey mayın olmayacak, ama ayrıca bizim buradaki y ve x'e de eşit olmayacak. Hep y ve x'i aynı hizada tutmanız burada önemli. Çünkü şöyle söyleyeyim. Vektör olduğunu düşünün. Mesela 0, 1 eşit değil 1, 0'a. Bunu unutmayın. Bazen kafa karışabiliyor. Yani aynı elemanların var ama niye eşittir diye çıkmıyor. Çünkü vektörlerde elemanların sırası da eşit değilse eşit olarak kabul etmiyor. Gözden kaçabilir yani. Biz bunu kontrol edeceğiz. Neighbors'ları aldık. Bu arada bu y buradaki y olmayacak. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi aldık. Bir y oluştur. Kaç defa? For in 0 5. 5 defa main oluşturmamız gerekiyor. Main'ı oluşturmak için geliyoruz. Ne diyoruz? Ne yapalım bunu? Şunları alalım şuraya. Buraya yapıştıralım. Şimdi y'yi aldık. Y index diyelim buna, kafalar karışmasın diye. Y index. Bir tane de x index oluşturalım. Şuna gerek yok. X index olsun buna. Buradaki, bu arada bunu yazmamızın sebebi, biz bir rastgele sayı üretiyoruz ama hangi tipte üretiyoruz onu bilmediğinden dolayı biz burada type infer bilmem neyi yapıyoruz. Yani bundan üreteceksin diyoruz. İsterseniz buraya da yazarak aynı şeyi elde edebilirdiniz. Mesela bunu böyle yapsaydım şuna gerek kalmazdı. Bu sizin için daha anlaşılabilir olabilir. Bu da aynı şekilde mesela. Şimdi oluşturduk. If y geliyorum neighbors diyorum. Bu arada neighbors'a mut diyelim ve neighbors diyelim. Buna bir tane de push yapalım. Kendisini, çünkü neighbors'lar kendisi hariç alıyordu. Biz bir de kendisini ekleyelim. Y, x, burada bir parantez daha atmamın sebebi neighbors'ların veri yapısından dolayı. Çünkü x ve y'yi tek bir eleman olarak tanımlamıştık biz şurada. Bakın şundan dolayı. Dolayısıyla x ve y'yi de yine aynı şekilde belirtiyoruz. Ekledik. If none. If let none, yani hiç bulamazsan neighbors iter find metodu bize bunu söyler. Koordinat diyelim ben buna. Her defasında bir koordinata bakacağız. Koordinat ama hepsinde, hiçbiri buna eşit olmaması lazım. Find demiyoruz. Any. O zaman şöyle. Ana da gerek yok.
Any çünkü bize true veya false değerini veriyor. Y index eşittir koordinatın sıfırıncına ve x index eşittir neye? Koordinatın birinci elemanına. Eşit any dediğimiz zaman bunlardan bir tanesi eşit çıkarsa true değerini verecek. Dolayısıyla ben false olmasını istiyorum. Yani öyle bir şey olacak ki any bize hayır böyle bir şey yok false diyecek. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi main oluşturacağız. O zaman main oluşturmak için geliyorum. Bunun aynısını alıyorum. Şunu. Bu biraz değişik olacak. Bakalım çalışacak mı? Merak ediyorum. Çünkü sadece main yapmıyorum. Ayrıca main bu arada burada sanki biraz sıkıntı çıkacakmış gibi mantıksal hata yapmış olabilirim. Ne olması lazım? Biraz daha düşüneyim. Bu y index ve x index bunlardan hiçbirine eşit olmaması lazım. Dolayısıyla eğer bir tanesine dahi eşitse y index ve x index bir tanesi tamam doğru true diyecek. Hiçbirine eşit olmaması lazım. Şimdi x fields'ını aldık y koordinatında. Y koordinatında mı alacağız? Yok. Y index koordinatında aldık. Sonra geldik. X index koordinatını da aynı şekilde alalım. If let sum field eşittir luck ref diyorum yine. Ref'ini aldım. Yine get bu defa x index çünkü bunu değiştirip main yapacağım. Main değildi çünkü empty sıfırdı verisi. Dolayısıyla biz burayı main yapacağız ama bu arada bir hata daha. Eğer yoksa yani daha önce oluşturduğumuz index neighbors'ların içinde yoksa bunu da neighbors'lara eklememiz lazım ki ikinci defa aynı yeri main diye işaretlemesin. Bunu da bu arada çok basit bir şekilde yapabiliriz. Neighbors push y index x index. Şimdi tekrar buraya dönelim. Ne yapacağız? Field'ı alacağız. Field'ın kendisinde değişiklikler yapmak isteyeceğiz. Değil mi? Ama şuna bakacağız. Let's F diyelim buna. F ne olsun? Field default olsun. Fields mine olsun. Değil mi? Yok bu biraz uzun sürecek burayı yapmak. Burayı yapmak biraz uzun sürecek. Onu bir başka derste yapalım. Çünkü bayağı oldu. Ders uzadı. Onu da yarınki derste yapalım. Çünkü burada tekrar böyle bir sürekli kendini tekrar eden bir fonksiyon çalıştırmamız gerekiyor. Her defasında neighbors'u al, neighbors'un değerlerini değiştir falan dememiz gerekiyor. Ama buraya kadar geldiysek şimdilik burada bırakabiliriz. Bakalım çalışıyorum. Herhangi bir hata vermemesi lazım. Tamam, şimdilik hata vermedi. Dediğim gibi mayınları dağıtacağız. Mayın yaptıktan sonra ya da şunu bir mayın yapalım. Field'ı mayın yapalım.
Geliyorum buraya. X fields. X fields'ın lock mod set float hangi indeksi olsun? X indeksi olsun. Value'si ne olsun? Value'si bu field'ın aynısını yapmak da var ama şöyle yapayım ben. Field minesi field main min olsun. Main olsun. State'i field table new field state uncovered olsun. Biraz en azından etkisini görelim. Bakalım ne olacak diye. Tabi start game'de bir defa başladıktan sonra true olacak. O yüzden game states false. Yok. Set true diyoruz. Oyun başlamış oldu. Şimdi projeye gelelim. Hiçbiri olmuyor. Neden olmuyor? Fonksiyonu hiç çağırmıyor muyuz acaba? Doğru ya, fonksiyonu çağırmıyoruz. Increase'de biz ne yapacaktık? Fonksiyonu start game x y. Bakalım nereleri? Hiç main bulmamış mı ya? Hiç mi main olmadı? Oo. Tabii ya, burada bir hata yapmışız. X ve Y çok büyük iki değer çıkıyor. Ya da hiç devreye girmiyor. Game state gets true ise demişiz. Hayır. False ise. Ama burada yine bir mantıksal hata. Elde ettiğimiz x ve y U size çok büyük bir değer. Muhtemelen burada bir unwrapped throw muhabbeti dönecek. Dikkat ederseniz. Bakalım. Hata vermiyor ama hata hiçbiri de main olmama ihtimali var. Olma ihtimali de var. Olmama ihtimali de var. Çünkü U size'ın aralığı 0 ile 8 arasında değil, daha büyük bir aralıkta. Gen range kullanmamız gerekiyor, bu yüzden 0 ile 8 arasında oluşturmamız gerekiyor. O yüzden tekrar geliyoruz start game'e. Gen range şu aralıkta, bu hangi aralıkta? 0 ile 8 aralığında. Bunu da aynı şekilde range yine 0'a 8 aralığında bu. Klonu da oluşturduk. Set cloned niye çalışmıyor acaba? Etki mi etmiyor? Şimdilik şöyle yapalım. Bir görsek güzel olur. Tamam. Mayınları yerleştirdi ama 1, 2, 3, 4 sebep 5 tane olması lazımdı. Tekrar başlayalım. 5. Az öncekinde neden 4 defa buldu? Neyi gözden kaçırdık acaba? If neighbors içerisinde değilse tekrar yapması gerekiyor. Biz ne yapmışız? Mesela burada 0 ile 5 arasında yapmışız ya. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi neighbors'ların etrafında çıkarsa
O mayını oluşturmuyor. Yani hiçbir mayın oluşturmama ihtimali de var. 5 mayın oluşturma ihtimali de var. O yüzden bunu ne yapacağız? Eğer değilse continue diyeceğiz. Ama tabii bu for döngüsüyle olmaz çünkü çok fazla tekrar etmemiz gerekiyor. Mayın sayısını while ile kontrol edip buna göre mayın sayısı oluşturulacak. Yani mayın illa 5 tane mayın oluşması gerektiği için bu şekilde olmaz. Ama for döngüsü 5 defa çalıştığı için mesela diyelim ki burası true geldiği anda yani neighbors'ların içerisindeyse oluşturulan x ve y şunlar ne yapıyor? Buralar çalışmıyor. Yani herhangi bir mayın oluşturmuyor. Herhangi bir mayın oluşturmadığı için sonra başa dönüyor ama bir tane hakkımız boşa gitmiş oluyor. Biz de bunu while döngüsüyle yapıp işte her oluşturulduğunda tekrar başa dönsün. Oluşturamazsa yine başa dönsün, yine denesin. Oluşturamazsa yine başa dönsün, yine denesin. Ta ki 5 mayın oluşturuluncaya kadar. Bunu da bir sonraki derste yapalım. Şimdilik belli bir aşamaya geldik. Daha sonra buraları da bir miktar değiştireceğiz. Nasıl değiştireceğiz? Etrafındaki yerlere, mesela burada mayın oluşuyor ya, bunların etrafındakilerin sayılarını değiştirmemiz gerekiyor. Empty. Bunlar mesela empty ya. İşte buraya geldik. Bunun sayısını bir yap. Bu bir olacak. Bu bir, bu bir, bu bir. Burada da yine aynı şekilde. Mesela yan yana geldiği zaman iki tane de oluşturabiliriz. Tekrar çalıştıralım mesela. Mesela burada. Bu mesela iki olacak. Bu iki olacak. Bu iki olacak. Bu iki olacak. Bunlar bir olacak. Bunları yapacağız bir sonraki derste. Bir sonraki derste o zaman görüşmek dileğiyle. Bu arada buraya kadar izlediyseniz ki Türkiye'de pek Rust videoları izleniyor mu bilmiyorum. Abone olmanızı isterim çünkü motivasyon kaynağı oluyor benim için. Teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.